Merhaba değerli kardeşlerim, ben Serap Akıncıoğlu. Ben Gülay Pınarbaşı. Her zaman olduğu gibi hayırlara vesile olmasını dileyerek sohbetimize başlıyoruz inşallah. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Kardeşlerim, bugün Allah'a yakınlıktan bahsedeceğiz ama ondan önce daha önceki programlarımızda Allah korkusundan bahsetmiştik Gülay'cığım, ama bazı kardeşlerimiz konuyu tam anlamamış olabilirler. Allah'a sadece sevgiyle yaklaşmak gerekir diye düşünüyorlar. Oysa bu yanlış. Hem Allah'ı çok seveceğiz hem Allah'tan çok korkacağız inşallah. Cenneti yaratan güzel Allah'ımız cehennemi de yaratmıştır ve kendisinden korkulmasını emretmiştir. Birçok ayette Allah bunu bildirmiştir. İnşallah ben birkaç ayet okuyarak başlamak istiyorum. Tegabun suresi 16. ayet. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup sakının, dinleyin ve itaat edin. Ayetin sadece baş kısmını okudum. Başka bir ayeti de bir kısmını okuyacağım sadece. İnşallah kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Bakara suresi 94. Allah'tan korkup sakının ve bilin ki Allah muhakkak korkup sakınanlarla beraberdir. Şimdi Müslüman demek Allah'tan çok korkan, aynı zamanda Allah'ı çok seven insan demektir. Sürekli Allah'a yakınlaşmak için yollar, fırsatlar arayan insan demektir. Rabbimiz birçok ayette, Kur'an'daki birçok ayette hep benden korkun diye emir verir. Allah'tan kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan korkup sakının, şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır diyor Allah bir ayette. Başka bir ayette Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Öyleyse ey iman eden temiz akıl sahipleri Allah'tan korkun diyor. Yine başka bir ayet söyleyeceğim meali olarak. Yalnızca benden korkun diyor. Çok fazla evet. Ayetlerin ya başında ya sonunda benden korkun diyor. Evet. Belli ki Rabbimiz korkmamızı istiyor evet. Ama hocamız daha önceden açıklamıştı. Bu bir çocuğun hani sopadan korkması, evet. Ateşten korkması, toptan, tüfekten korkması tarzında değil. Sevdiğini gücendirmekten korkması, evet. Yani insan hani sevdiğinin evet. Üstüne titrer ya. Evet. İşte gücendirmesi, razı etmemekten korkması evet. Gibi bir şeydir. Güzeldir Allah korkusu tabii. İnşallah. İnsanı insan yapan bir korkudur. Bir de Allah ayetlerinde Müslümanlar için de söylüyor. Uyarıp korkut diyor. Yani hem benden korkun diye hem de Müslümanların birbirlerini uyarıp korkutmasını istiyor Allah ayetlerinde. Şimdi bugünkü konumuzda da Allah'a yakın olmak. Allah'a yakın olmak için de Allah'ın Kur'an'daki uyarıp korkutan ayetlerin üzerinde düşünmek de kişinin üstünde çok faydası olur. Bir ayet söyleyeceğim kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Artık kötülüğü örgütleyip düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmeyeceğinden veya şuuruna varmayacakları yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler? Nahl suresi 45. ayet. Şimdi burada sadece çok az ayet okuduk. Sen de demin belirtmiştin. Bu konuyla ilgili Kur'an'da çok fazla ayet var. Allah emrediyor, benden korkun diyor. Bize düşen bu ayetleri okumak ve üzerinde düşünmek inşallah. Aldığı gibi, gereği gibi takdir edebilmek. İnşallah bu vesileyle Allah kişi daha derin yaklaşır. Bu ayetler hakkında düşünen bir Müslüman Allah'a saygı dolu korkuyla içi titreyerek bağlanır. Allah'ın sınırlarını korur. Dolayısıyla nefsindeki kötülükleri temizler. Sabırlı, kararlı, güzel ahlaklı olur. Ve gerçek anlamda samimi olarak iman eder inşallah. İşte bu insan Allah'a karşı tutku dolu bir sevgi hisseder. Aşklı ve büyük bir tutkuyla Allah'a bağlanan bir Müslüman inşallah Allah'a çok da yakınlaşmış olur. Rabbimiz kendine tamamıyla iman etmiş, teslim olmuş Müslümanlara cennet vaat eder. Cennet ayetleri üzerinde düşünmek önemlidir. Fakat sadece cennet ayetleri üzerinde düşünmek Allah'a yakınlığı artırmaz. Yani cehennemi de düşünmek, cehennemi de tefekkür etmek gerekir. Çünkü sadece cennet ayetleriyle insan düşünüp hani kendini Allah korusun ben cennetliyim, Allah nasılsa günahlarımı affeder, Allah bağışlar diye. Elbette Rabbimiz bağışlayıcı ama cennet ayetleri üzerinde düşündüğümüz kadar cehennem üzerinde de tefekkür etmemiz gerekir. Nitekim peygamberler bu tehlikenin farkına varmışlar ve hep cehennemden Allah'ın koruması için, Müslüman olarak canlarının alınması için Rabbimize dua etmiştir. Ben Hazreti Yusuf'un duasını örnek olarak vermek istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sanırım. Rabbim sen bana mülkten bir pay ve onu yönetme imkanı verdin. Sözlerin yorumundan bir bilgi öğrettin. Göklerin ve yerin yaratıcısı, dünya ve ahirette benim velim sensin.
Müslüman olarak benim hayatıma son ver ve beni salihlerin arasına kat. Artık peygamber ama yine de hiç kimsenin garantisi yok. Hep Allah'a dua etmemiz gerekiyor. Rabbim benim Müslüman canımı Müslüman olarak al diye. Cennet gibi cehennemi düşünmek de Müslüman için farzdır. Rabbimiz Kur'an ayetlerinde orada kemikleri çatırdatan inlemeler var diye buyuruyor. Orada onlar işitmezler de diyor. Yani şiddetli bir ortam. Nasıl cennette bir insanın nefsinin isteyeceği her şey varsa cehennemde de bir insanın nefsinin istemeyeceği her şey var. Ve sonsuz azaplarla dolu bir ortam. Müslüman asla istemez öyle bir şeyi. Hocamız da daha önceden bahsetmişti. Cehennem insanın tam kavrayacağı bir yer değil. Onu aynel yakin görüldüğünde insan anlar diye. Çünkü mesela bir insan düşünelim. Yani cehennemde o şekilde düşünür ya. Üzerine mesela benzin dökülmüş yanan bir insan. O acının şiddetinden artık konuşmaya takat gelmez. Ama cehennemde farklı oluyor. Mesela Allah yüreklere tırmanan bir ateşten bahsediyor. Ama aynı zamanda cehennem ehli orada yine cedelleşiyorlar, yine fitne fücur şey yapıyorlar aralarında, yine tartışmaya giriyorlar. Mesela Müslümanları cennetten gözlüyorlar, onlara imreniyorlar, gıpta ediyorlar. İşte Rabbinize söyleyin, bize sizin yediğiniz yiyeceklerden versin diyorlar. Orada bir sosyal hayat var ama mesela dünyada yanan bir insan o şekilde konuşmaya takati olmaz. Cennet için daha önceden hocamız demişti, yepyeni bir fizik kanunlarıyla Allah yaratacak diye. Cehennemde de dünyada bildiğimiz fizik kanunları olmayabilir. Bunları çok detaylı düşünmek gerekiyor ki özellikle bir Müslüman için Allah korusun o cehennemdeki aşağılanma, hor görülme çok insanı dehşete düşürüyor gerçekten. Allah gerçekten korusun o azap, hor görülme, aşağılanma, cehennem kapısının üzerine kapanması Allah'ın dilemesi dışında bir daha çıkış yolu yok. Yani bunu kardeşlerimiz iyi düşünsünler ve oyun ve oyalanma yeri değil burası. Kısa bir ömrümüz var, çok az vaktimiz var, imtihan olduk, eğitileceğiz. Bunları düşünmek işte Allah'a yakınlığımızı artırıyor, Allah korkumuzu artırıyor. Bu yönden önemli inşallah. Dünya hayatının geçiciliğini ve ölümü düşünmenin de senin de belirttiğin gibi insanın Allah'a yakınlaşması açısından çok faydası olacak insana inşallah. Dünya hayatında sahip olunan her şey, sahip olduğumuz her şey bir gün mutlaka yok olacak. Mutlaka bozulacak, eskiyecek, sonuçta da yok olacak inşallah. Bununla ilgili ben bir ayet okumak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Yer üzerindeki her şey yok olucudur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü kendisi baki kalacaktır. Rahman suresi 26. ve 27. ayetler. Şimdi insanın yok olması sahip olduklarının yok olmasından çok daha hızlı oluyor aslında. Bazen hocamız da söylemişti. Mesela kişi kendisi ölüyor ama mücevherleri kalıyor, evi kalıyor, arabası kalıyor, malı mülkü kalıyor. Mesela insan yaşlanıyor ama boynundaki pırlanta kolyesi hiç bozulmadan duruyor. Çok ibretlik aslında. Hocamız hep bu tarz örnekleri zaman zaman verir. Çok üffet kırıcı. Üstünde dikkatle, ciddi olarak düşünmesi gerekiyor kişinin. Mesela insanların geleceğiyle ilgili çok fazla planları oluyor. İşte okula gidecek, koleji kazanacak, üniversiteye kazanacak, iş bulacak, evlenecek. Ama bu planların arasında gerçekleşeceği tek kesin olan şey o kişinin öleceğidir. Ama ölüm de o kişinin gelecekle ilgili planların arasında yoktur çoğu zaman. Kişi bu gerçeği unutmadan yaşaması lazım. Aksi gaflet olur Allah korusun. Bakın kendisinden kaçtığımız ölüm mutlaka ve mutlaka gelip bizi bulacak. Kişi mutlaka ölecek. Her nefis ölümün tadıcıdır diye bildiriyor Allah ayetinde. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Dolayısıyla mutlaka ölüm gelecek. İşte o zaman o zamanın pişmanlığı Allah korusun bir fayda olmaz. Dolayısıyla şimdi o ölüm anı gelmeden Allah'a dönüp yakınlaşmak gerekir inşallah. Üstadımız Bediüzzaman'ın bu konuyla ilgili bir sözü var. Ben okumak istiyorum inşallah. Nasihat istersen ölüm yeter. Evet, ölümü düşünen dünya sevgisinden kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır. Üstadımızın da bu sözünde belirttiği gibi ölümü çokça düşünmek kişiyi dünyaya bağlılıktan uzaklaştırıp Allah'a yakınlaştıran bir yoldur inşallah. Ayrıca çağımızın, o çağının müceddidlerinden olan İmam Gazali de ölümü sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprü olarak tanımlamış maşallah. Bu da çok hikmetli bir tanım. İşte
Gerçekten samimi olarak ölümü düşünmek bizi Allah'a yakınlaştırır inşallah. İnsanlar arasında yanlış biliniyor aslında. Mesela bir sohbet sırasında ölüm geçtiğinde aman aman sus derler ya, hemen evet. Sustururlar. Aman dur hiç bahsetme gibi kelimelerle konuyu geri çeştirirler. Ölümden kaçarak, ölümü düşünmeyerek, ölümü hiç konuşmayarak neşeli olacaklarını zannederler. Ama ölümü unutan gaflete düşer. Ve çok risklidir insanın ruhu için Allah'ı sirkesin. İşte o zaman kişi aslında mutsuz bir hayat yaşamaya başlar. Ama aslında tam tersine konuşulması, düşünülmesi gerekir. Ölümü düşünen bir insan olgunlaşır. Kaliteli olur, neşeli olur. Ahiretini kurtaracağı gibi dünya hayatında da güzel ahlaklı olmasını sağlar inşallah. Bu nasıl olur? Ölümü düşünmek bir insanı olgunlaştırır. Öleceğini bilen bir insan mesela cömert olur. Hocamız da söylemişti. Malını yığıp biriktirmez. Mutlaka dağıtır ihtiyacı olanlara. Affediciliği sağlar. Hocamız bir sohbetinde affediciliğe kamçıdır demişti ölümü düşünmek. Çünkü öleceğini bilen bir insan intikam peşinde koşturmaz. Özetle mutlaka Müslümanın ölümü aklından hiç çıkarmadan yaşaması gerekiyor tabii. İnşallah. Ölüm insanın ayaklarını yere basmasını sağlıyor. Ben de ilk düşünmeye başladığımda bir ölüm vasıtasıyla düşünmeye başladım. Sayın Turgut Özal'ın ölümü beni etkilemiş. Tam o döneme denk gelir benim düşünmem. O zaman işte sorgulamaya başlamışım. Ben niçin varım, yaratılış gayem ne, ne yapmam gerekiyor, Allah'ı nasıl razı ederim diye. Çünkü hep insan psikolojisinde vardır ya, ya çok sevdiğin biri vefat ettiğinde düşünürsün. Ya da böyle tanınmış bir insanı öldüğünde evet. Düşünürsün. Aksi takdirde insanlar aslında genel gazete haberlerinde ya da işte televizyonda her gün ölüm haberi var. İşte biri şehit oluyor, biri trafik kazasında ölüyor. Sürekli ölümle muhatabız ya da ne bileyim bir bahçeye çıktığında bir hayvanın öldüğünü görüyorsun. O da aslında ölümü düşündürür. Aslında ölüm her zaman ve günlük hayatta çok yoğun gördüğümüz bir şey ama insan psikolojisinde vardır. Genelde ölümü düşünmemeye yönelik beynini o yönde kapatıyor. Halbuki dediğin gibi asıl gerçek ölüm böyle sarsıcı olaylar olur dediğim gibi. İşte bir tanıdığın birinin ölmesi ya da tanınmış bir insanın ölmesi toplumları da etkiler. Hemen evet. Düşünürler ama insan hafızası da zayıf oluyor. Böyle bir ay işte birkaç ay ya da bir sene kendilerince ağıt yapıyorlar, törenler yapıyorlar. Bir süre sonra unutuyorlar. Halbuki ölüm sürekli akılda tutulması gereken bir konudur. Gerçektir dediğin gibi. Daha fazla Allah'a yakınlaşmak için çok fazla yöntem de vardır. Bunları insan tek tek kendisini düşünüp bulması gerekir. Hep böyle Allah'a yakınlaşacak vesileler araması gerekir. Dediğin gibi ölüm çok önemli evet. Bu konuda. Sürekli akılda tutulması gereken bir konu. Aynı zamanda dikkat açıklığı da çok önemli. Şuur açıklığı çok önemli. Çünkü insan hafızası zayıf oluyor. Hemen böyle gaflete düşmeye, hemen unutmaya meyal oluyor. O şekilde yaratmış fıtrat olarak. Peki bunu nasıl elde etmemiz gerekiyor? Şuur açıklığı, dikkat açıklığını sürekli anan düşünmemiz gerekiyor. Sürekli Rabbimizle bağlantı içinde olmamız gerekiyor. Bu nasıl olur? Bir şey yapacakken ilk önce Rabbimize dua ederiz. Bir başladığımız işin başarılı olması için. Ya da insan aciz ve günahkar oluyor. Sürekli Rabbimizden af dileriz, bağışlanma dileriz. O da bir yakınlık vesilesidir. Kaderi düşünürüz. O da bir yakınlık vesilesidir. Çünkü Allah kaderi yaratmış ve Müslüman ona teslimdir. Teslim olarak hayatını idame ettirir. O da Müslüman için bir konfordur. Yani olmuş bitmiş bir şey yaşanıyor. O arada teslim olmak ne demektir zaten? Rabbim ben sana güveniyorum. Sen benim kaderimi en güzel şekilde yaratmışsındır. Ben ona teslim ve güzel bir hayat yaşamak istiyorum diye. Artık Allah'ın yarattığı kaderi izlersin, mutlusundur. İşte Müslümanlar bu yüzden mutlu ve huzurlu oluyor, Allah'a yakın oluyor. Gün içinde zaten Allah'a yakın olmak için çok fırsat yaratıyor Allah. Zaten kaderin içinde var o güzellikleri, o detayları insanın görmesi gerekiyor. Hepsini kollamak gerekiyor aslında. Her an Rabbimiz izliyor, her konuştuğumuzu duyuyor. Şu an ikimiz konuşuyoruz burada ama onu Rabbimiz duyuyor. Ya da içimizden geçirdiklerimizi Rabbimiz duyuyor. Bir insanın nefsinin ona verdiği vesveselerin hepsini biliyor Rabbimiz. Mesela biz şu an
olan olayları görüyoruz. Bundan sonrasını, yani gelecektekileri bilmiyoruz ama Rabbimiz onu biliyor. İşte böyle bir varlığa teslimiz çok büyük, çok akıl sahibi, sonsuz kudret ve güç sahibi. İnsan tabii onun coşkusunu, neşesini yaşıyor. Böyle bir varlığa dost olmaya, işte onun rızasını kazanmaya yönelik bir faaliyetimiz var, çabamız var, amellerimiz ona yönelik. Yine iman edenler sık sık Allah'ı anarlar, Allah'ı yüceltirler, değil mi? Sürekli gün içinde fikri ve zikir halindeyiz. Ya konuşarak Rabbimizi anarız, ya içimizden susma halinde de içimizden zikrederiz. Rabbimize dost kılacak hep ameller peşinde oluruz. Yakınlaşmaya sağlayacak önemli ibadetlerdendir bu. İnşallah. Ben hemen bununla ilgili bir ayet söylemek istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ayetin bir kısmını söyleyeceğim. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük iştir, ibadettir. Ankebût suresi 45. ayet. Şimdi Allah'ı tanımanın, kavramanın, imanda derinleşmenin sınırı yok. Yani tamam, yeterli diyebileceğimiz bir nokta yok. Mutlaka daha iyisi, daha fazlası vardır. Hocamız söylemişti, peygamberler kadar Allah'a yakın olmak için dua edin, onu isteyin diye. İnşallah insanın kendini bu konuda hiç sınırlamaması gerekiyor. Tabii. Yeterli görmemesi gerekiyor. Allah esirgesin o... Kur'an'a da uygun bir mantık olmaz, Allah korusun. Dolayısıyla hiçbir zaman bir insan Allah'a yakın olmak ve onu daha iyi tanımak için ne kadar çaba harcarsa bunu yeterli görmemesi lazım. Hep ne kadar fazla düşünürse imanı, aklı ve Allah korkusu da o derece güçlenir. Onu bilmesi gerekiyor inşallah. Bu nedenle de Allah yolunda hizmet etmek için samimi çaba gösteren Müslümanlar Allah'tan çok korkan ve Allah'a bütün kalbiyle bağlı olan insanlardır. Şimdi Müslümanların Allah'ın hükümlerini uygulama konusunda gösterdikleri titizlik ve vicdanlarını kullanma konusundaki hassasiyet onları inşallah Allah'ın sevgisini ve rızasını kazandıracak onlara inşallah. Allah'a yakınlaştıracak. Çok önemli ibadetler de bunlar. Bir ayet okumak istiyorum ben yine bu konuyla ilgili. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ey iman edenler, Allah'tan korkup sakının ve sizi ona yakınlaştıracak vesileler arayın. Allah yolunda cehd edin, çaba harcayın. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Maide suresi 35. ayet. Aslında senin de az önce anlattığın konu. Hep insan vesile arayacak. Her karşısına, Allah'ın karşısına çıkarttığı vesileyi Allah'ın sevgisini daha fazla kazanabilmek için, Allah'ın rızasını daha fazla kazanabilmek için onu bir fırsat olarak görmesi gerekiyor. Tabii Rabbimiz bize çok yakın ama bazı insanlar Rabbimizin kendilerinden uzakta olduğunu düşünüyorlar. Hatta ne bileyim gökte olduğunu düşünenler var ya da uzak. Halbuki Rabbimiz size şah damarınızdan yakınım diyor. Çok yakın. Her az önce de konuştuğumuz gibi her düşündüğümüzü, her konuştuğumuzu bilir, işitir. İnsanın içinden geçen vesveseleri bilir. İşte nefsine ona söylediklerini bilir, günahlarını bilir, eksiklerini, hatalarını, zaaflarını bilir. Fakat insanın gerçekten çok net düşünmesi gerekiyor. Rabbime ben nasıl yakın olabilirim, neler yapmam gerekiyor diye. Çünkü kendi sonsuz hayatı bu şekilde, yani düşünmeden olmuyor. Hani hayatın akışını bırakıp yaptığın işlerle olmuyor. İnce ince düşünüp tasarlamak, hatta Allah'tan yardım istemek gerekiyor. Rabbim, senin razı olacağın salih ameller işlet bana, sana yakın olayım diye Allah'tan istemek gerekiyor. Çünkü Rabbim dileyin size vereyim diyor. Biz ancak dua edersek, istersek Allah'ımız verir inşallah. Ben bir ayet söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun biz insanı yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Yani inşallah. Rabbimiz işte her ayette mutlaka yakın olduğunu vurguluyor bize inşallah. Şimdi Allah'a yakın olmaktan bahsettik ama Allah'a yakın olmayan hayat, insanların hayatları da kabus gibi bir yaşantıları oluyor aslında. Sırf Allah'tan uzak yaşadıkları için sıkıntılı bir yaşam onları bekliyor. Evet. Allah'tan bir karşılık olarak aslında çok özel. Sen de başta söyledin, tevekkül etmiyorlar. Onun konforunu yaşamıyorlar ve her olay onları rahatsız etmeye yetiyor. Şimdi onlara Allah'a inanmayıp ne yapıyorlar? Darwinist, materyalist bir zihniyeti benimseyip hem kendi hayatlarını hem de içinde bulundukları toplumun, genelin hayatını mahvediyorlar aslında. Bakın Darwinistlerin ağababaları olan Richard Dawkins bile hani böyle bir hayatta yaşamak istemediğini söylüyor. Yani Allah inancı olmayan materyalist bir toplumda
kendisini yaşamak istemediğini söylüyor. Ben bu konuyla ilgili sözünü okuyacağım. Darwinist prensipler üzerine kurulmuş bir toplum, tam olarak benim içinde olmak istemeyeceğim türden bir toplum. Bu berbat bir toplum olurdu. Darwinist bir dünyada yaşamak istemem. Doğanın dünyası Darwinist bir dünya ve bu dünya çok çirkin bir dünya. Bütün yönleriyle çirkin bir dünya. Bizim yaşamak istemeyeceğimiz türden, bizim yaşamak isteyeceğimiz türden bir dünya değil. İşte bu yüzden gelin bu dünyayı anlayalım. Öyle ki yaşamak isteyeceğimiz türden bir toplumu inşa edelim. Ki bu Darwinist olmayan bir toplum olacaktır. Darwinist prensiplerden tamamen uzak bir toplum olacaktır. Darwinist prensiplere dayalı bir toplum, zenginin fakiri ezdiği, serbest piyasa ekonomisinin egemen olduğu bir toplum olacaktır. Ki bu esas itibariyle liberal sosyalist toplumun tam tersi bir toplum olacaktır. Aslında hani adam böyle bir sistemin oluşması için şu an en fazla çaba gösteren bilim adamlarından biri aslında. Hepsi evet. Elini eteğini çekti bir manada. Sesini bile çıkartmıyorlar. Evet. Çünkü teorinin saçmalığını anladı. Hı hı. Bu hem savunuyor hem de kendisi itiraf ediyor. Yani böyle bir toplumda yaşamak istemeyeceğini. İşte bu gerçek biline biline yoğun olarak Darwinist propaganda yapılıyor dünyada. Darwinizmin cehalete ihtiyacı vardır. Dolayısıyla insanların bilimsel konulardaki eksikliğini, bilgi eksikliğini kullanıyor Darwinizm. Darwinist ideolojinin yayılması için propaganda yöntemleri kullanıyorlar. Bunun içinde kullanılan yöntem nedir? İşte bol bol tekrar, adeta bir kitle hipnozu yapıyorlar bol bol tekrarlarla. Şimdi Darwinistlerin bu kitle hipnozunun etkisi bütün dünyada hakimdi aslında. Ama hocamız vesilesiyle başta ülkemiz olmak üzere pek çok dünyanın pek çok bölgesinde bu etki yavaş yavaş kalktı maşallah. Ama hala Darwinist zihniyetin hakim olduğu çok fazla bölge var. Aslında sorduğumuzda birçoğu tam olarak neyi savunduğunun bile farkında olmuyor. Yani detaylarını bilmiyor çıkıyor sorduğumuzda. Hı hı. Şimdi çok bilindik bir resim vardır ya, böyle sırayla maymundan insana gelen ya da insan maymun benzeri sahte çizimler. Küçük yaştan beri insanlar her yerde bu sahte çizimleri görüyorlar. Yani bu onlara yetiyor. Bir de gazete manşetlerinde okuyorlar, işte atamız solucanmış, işte kayıp halka bulundu. Bu hipnoz yetiyor insanlara. Bu sahte başarı nedeniyle kimse delil var mı diye sormuyor. Bak çok özel aslında. Düşünmüyorlar bile ki aslında ortada Darwinistlerin savunabileceği hiçbir delil yok. Delil yok ama telkin çok güçlü. Şimdi düşünelim, hemen hemen her büyük gazete ve dergilerde sürekli olarak görüyor. Devletin okullarında resmi olarak okutuluyor. Dünyaca ünlü bilim adamları savunuyor, evrimi anlatıyor, böyle bilimsel terimler, bilimsel kelimeler kullanıyor. Bu ona yetiyor. Hı hı. Bu noktada kişi sorgulamıyor bile. Çok aleni olan bir sahtekarlık. Telkin, hipnoz ve aldatma metotlarıyla insanlara doğruymuş gibi adeta yani bir doğruymuş gibi insanlara anlatılıyor. Halbuki tarihin en büyük kitle aldatmacısı olan Darwinizmin 150 yıllık başarısının tek kaynağı işte bu aslında. Darwinist propaganda. Evet, yani bu öyle bir büyü ki kendini dindar diye tanıtan kanallarda ya da gazetelerde de aynı şekilde bu propagandaya alet oluyorlar. O dediğin insandan, maymundan insana resmi oluyor. Bunu yayınlarsak ne olur diye düşünmüyor ya da Darwinizmin kökeni, hangi fikir, sapkın fikir akımlarının ya da Darwinizm hangi sapkın fikir akımlarının kökenidir, zemini oluşturuyor. O şekilde düşünmüyor ya da tehlikesini düşünmüyor. Halbuki gerçekten tehlikeli. Darwinist propaganda şu ana kadar bütün dünya çapında sistemli bir şekilde yürütülmüş. Bugüne kadar elde ettiği başarı gibi görülen şeyler aslında delille değil. Tamamıyla sahte bir propaganda. Bunu çok istikrarlı ve sürekli tekrar tekrar telkin şeklinde yaptıkları için insanlar artık detayını sorgulamıyor. Sadece gördüğü o anlık resimlerle ya da işte bir sahte fosil resmi koyuyorlar. Ha, demek ki varmış diyebiliyor. Onun için insanları işte 100 yıl boyunca kandırmış oldular. Ustaca Darwinizmi dünyaya hakim ettiler. Fakat bu yıl, 100 yıl inşallah Allah'ın izniyle bu fikirleri tamamen darmakeşen olacak. Onu ilerleyen sürede daha detaylı anlatırız. Bu propaganda ile bilimin reddettiği sahte evrim teorisi tek ve tartışılmaz bilimsel gerçekmiş gibi dünyaya tanıtıldı. İşte Darwinist propaganda
da insanları hipnoz altına aldılar. Adeta büyü gibi oldu. İnsanlar bu propagandanın etkisi altına girdiler. Sorgu yoktu, sual yoktu, sorgusuz sualsiz pek çok insanın bilinçaltında sanki evrim varmış gibi bir imaj oluşturdular. Tam deccali bir sistem aslında. Şeytanın istikrarlı bir yöntemi. Şeytan da çalışkandır yani. Bütün dünyayı şu an hipnoz altına aldı. İnşallah hocamızın dünya çapında yaptığı ilmi çalışmalarla bu hipnoz kırıldı. Yavaş yavaş artık bilim adamları da söylemeye başladılar. Artık çocuklar dahi evrime inanmıyor. İşte bu nokta çok önemli. Çoğu insan Darwinizm'in insanlığa getirdiği belanın farkında değil. Ne derece tehlikeli olduğunun farkında değil. 20. yüzyılı kana bulayan tüm zulüm sistemlerin kökeni Darwinizm. Fikri zemini Darwinizm'den alıyorlar. Son derece tehlikeli bu teorinin savunucusu haline gelen insanlar Darwinizm'in ortaya koyacağı tehlikeden bile habersizler. Her türlü anarşinin, fitnenin, fücurun fikri zemini olduğunu Darwinizm bilmiyorlar. Bir şuursuzca kapılmış gitmişler. Tüm dünyayı sarmış bu tam 150 yıllık Darwinist aldatmaca. Yalnızca organize olarak gerçekleşen bir propaganda yönteminin sonucu. Evet, bak gazete, dergilerdeki haberler vesaire, bu küpürler, sahte propagandaların deşifre edilmesi çok önemli. Çünkü okuyan kişinin aslında Darwinist aldatmaca ile karşı karşıya olduğunu bilmesi gerekiyor o küpürleri okuduğunda. Hı hı. Bunu bilirse ileride karşılaşacağı bu yöndeki benzeri haberleri akılcı ve mantıklı olarak değerlendirecek. Özetle Darwinist sahtekarlığın deşifre edilmesi çok önemli. Tabii. Yani Darwinistlerin insanları nasıl göz göre göre aldattıklarının gösterilmesi çok önemli. Hı hı. Hocamız son dönemde sohbetlerinde hep üstünde duruyor. Hatta son sohbetlerinde de gösteriyor. Hemen hemen her kitabın arkasında bir evrim aldatmacası, evrim yanılgısı bölümü var. Konu ne olursa olsun ama kitap imani bir konu da olsa, bilimsel bir konu da olsa, iman hakikatleri de olsa, sosyal bir konu da olsa kitabın sonunda evrim yanılgısı bölümü var maşallah. Maşallah, çok hikmetli. Ve bu bölümde evrimin olmadığı delillerle anlatılıyor. Hı hı. Hocamızın kitaplarını okuyan kardeşlerimiz bilirler. İnşallah bakın 350 milyon dan fazla fosil evrimi reddediyor. Tek bir proteinin dahi tesadüfen olması imkansız. İmkansız olduğu kanıtlandı. Buna rağmen hala okullarda, üniversitelerde okutuluyor. Hala bir kısım basında ve bazı bilim adamlarının arasında sürekli gündemde tutuluyor. İşte bütün bunlar yapılan bu propagandanın sonucu aslında. Aslında deşifre etme dedin ya, çok önemli. Mesela Dawkins'in bu sözünü söylemen bir deşifredir. Çünkü insanlar duyması gerekir. Hem bir yandan Darwinist sistemi savunuyor, artık en başlarda savunucularını, hem de böyle Darwinist zihniyette olan bir toplumda yaşamak istemem diyor. O zaman bu sistemi niye savunuyorsun? Belli ki o sistemin sonucuna da katlanman gerekir. Nasıl hani komünistler de öyledir ya, ya da dinsizler, işte ateistler. Kendileri yapmak istemiyorlar ama mesela samimi böyle bir konuşmasında konuşturur biraz. Yani duygularını, düşüncelerini öğrenmeye çalış, hemen şey derler. Mesela bir Müslüman komşum vardı, hani ben uygulamadım ama onların ahlakları çok güzeldi, onlar bana çok güzel davranıyordu diye. Ama bu neden kaynaklanıyor onların? Kim olursa olsun, önemli olan onların Müslüman olması, Allah'tan korktukları için güzel ahlaklı olması. İşte İslam ahlakının sonucu böyle bir ahlak oluyor ve o yaşamasa da, işte ateist olsa da, işte Darwinist olsa da o kişinin ahlakından razı oluyor. Demek ki savunduğu sistem insanın kendine dönüyor. İşte Dawkins de bir örnek. Yaşamak istemiyor ama o fikri savunuyor. İşte Darwinizmin tehlikesi bu noktada çok önemli. Şimdi 21. yüzyılda Darwinistlerin elindeki tüm imkanları biliyoruz. Maddi desteklerin tamamı neredeyse ellerinde. Sen saydın, Avrupa'da, Amerika'da bütün devlet kurumları, okullar destek veriyor. Finans olarak çok fazla desteğe sahipler. Bütün basın medya yolunu kullanarak çok yoğun propaganda yapıyorlar. Baktıklarında sanki dışarıdan bakıldığında, özellikle bu yüzyılda sanki başarıdan başarıya koşuyormuş gibi görünüyorlar. Ama işte ben kardeşlerime müjde vereyim, inşallah müjde olsun. Müjde vermek de peygamberimizin sünnetidir. 21. yüzyılda batıl pagan dinlerinin yok olup gittiği gibi Darwinizm de tamamen yerle bir olacak. Darmakeşan olacak.
21. yüzyıl inşallah Allah'ın hadi sıfatının tecelli ettiği bir yıl, bir yüzyıl. 21. yüzyılda tüm insanlar İslam ahlakıyla şereflenecek inşallah. İslam ahlakı dünyaya yayılacak. Ben bu konuyla ilgili bir ayet söylemek istiyorum inşallah. Kovmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret de. Çünkü o tövbeleri kabul edendir diye Nasır suresi. İşte insanların dalga dalga Allah'ın diniyle şerefleneceği bir döneme girdik inşallah. İnşallah yakın. Şimdi Dilara'cığım istersen ben propaganda yönteminden biraz daha bahsetmek istiyorum. Şimdi bu tarz bir propaganda yöntemi aslında yeni bir yöntem değil. Biz bunu tarihte insanlar yaşadı. Tarihte aktif olarak kullanıldı bir yöntem. En aktif kim kullandı? Faşist Nazi Almanya'sında kullanıldı. Goebbels tarafından kullanıldı. Hatta Goebbels yöntemi diye anılır. Şimdi nedir bu Goebbels yöntemi? 1933 yılında Hitler'in iktidara gelmesiyle Joseph Goebbels propaganda bakanı oldu. Dolayısıyla gazete, dergi, kitap, halk mitingleri, halk toplantıları, sanat, müzik, sinema, radyo gibi Almanya'daki her türlü iletişim aracının kontrolünü ele geçirdi. Herhangi bir şekilde Nazi inançlarına ya da rejime karşı tehdit oluşturduğunu düşündüğü görüşleri hemen sansüre uğrattı ya da hemen medyadan kaldırdı. Şimdi Nazi öğrenci örgütleri, öğretim üyeleri ve kütüphaneciler Almanlar tarafından okunmaması gerektiğini düşündükleri kitapları, okunmamasının gerektiği düşündükleri kitapların listesini hazırladılar. Uzun listeler hazırlandı. Bu kitaplar meydanda yakıldı. Hatta çok bilinir 10 Mayıs 1933 gecesi meydanda bu kitaplar yakıldı. O dönem, o gece 25 binden fazla kitap yakıldı. Çok büyük bir rakam aslında. Buna ek olarak yani sadece yakıp bırakmadılar. Ayrıca Hitler sevgisini ve o an uygulanan politikayı sevdirecek yeni kitaplar yazıldı ve bunların okutulması sağlandı. Ve sürekli tekrarlarla halk ciddi olarak etki altına alındı. İşte çok tanıdık bir manzara aslında. Yazılı ve sözlü basında sürekli evrim sahtekarlığı savunan yazılar, uydurma haberler, resimler olması, okul kitaplarında yaratılış inancı değil evrim inancı okutulması, yaratılışı savunan insanlara saldırılması, sergilere saldırılması, sergilerde çılgına dönmeleri, fosilleri toplamak istemeleri hep tarihte gördüğümüz o yöntemle aynı yöntem. Tamamen aynı yani çok tanıdık. Aynı propaganda yöntemleri bugün günümüzde de sergileniyor. Mesela sergi yapılmasını istemiyorlar, saldırganlaşıyorlar. Yaratılış inancının anlatılmasına tahammülleri yok. Yaratılış inancını anlatan hiçbir anlatıma tahammülleri olmadığı gibi istemiyorlar. Yani engellemek için adeta yaygara koparıyorlar aslında. Bir de şu yoğun tekrar mantığı var. İşte bu propaganda yöntemi nedeniyle insanlar yıllardır aynı hikayeyi duyarlar. İşte kayıp halka bulundu, eksik halka bulundu, işte aradığımız halka tamamlandı. Yıllar geçti, şu kayıp halka aslında hala çıkmadı ortaya, hala göremedik kayıp halkayı. Çünkü Darwinistler uyuşturucu etkisi yapan bu ilacı insanlara belli dozlarda böyle sürekli yavaş yavaş verirler. Tekrarın amacı da budur. Yani tekrarın amacı Darwinist büyüyü insanlar üzerinde etkili kılabilmek. Evet. Mesela bir lemur fosili var. Bir bonobo maymununun fosili var. Sürekli bunları ön plana çıkarıyorlar. İşte insan atası olarak göstermeye çalışıyorlar. İşte bu da aslında şok edici. Çünkü aleni sahtekarlık yani. Lemur fosili oldu. Bonobo maymununun fosili oldu. Sonra ortaya çıktı. Darwinist çevrede şu an dediğin gibi müthiş bir panik var. Çünkü sevgili hocamız Sayın Adnan Oktar'ın dünya çapında yaptığı ilmi çalışmaların etkisi görülmeye başladı. Ve hızla insanlar artık evrime inanmamaya başladı. Türkiye'de artık %95 oranında evrime inanmıyoruz diyorlar. Yaratılışa evet. İnanıyor bu insanlar. İşte panik bundan. Paniğin evet. Kökeni bu. Hocamız Darwinizmin geçersizliğini gösterdi. Kayıp halka diye bir şey yok. Bir kere 350 milyon tane fosil çıkıyor. Bunlardan bir tane çıkar. Hatta evet. Hocamız ödül ortaya sundu. Gelin bana bir tane fosil getirin. Ben her türlü imkanı sağlarım. Hatta evet. Maddi, finansal destek sağlarım diye. Ama bir tane bile ara geçiş evet. Fosili sözde kendi iddia ettikleri fosili ortaya çıkaramadılar. Ya da hocamız dedi bir proteinin tesadüfen nasıl olduğunu açıklayın bana diye. Hiç ses seda yok.
İşte çok akılcı yöntemlerle bu propagandayı bertaraf etmek gerekir. Basın yoluyla yapılan sahte propagandaları oluşturduğu böyle tekrarlar hep insanlara hipnoz etkisi oluşturuyor. İşte evrimin geçersizliği konusu her anlatıldığında aslında bu yöntemlerle yani karşı cevap veremiyorlar. Yapacakları ne? Tekrar tekrar sahte propaganda yapmak. Bunu artık bir yöntem olarak kabul etti bu kişiler. Bu propaganda yöntemlerini böyle akılcı metotlarla yok etmek, bertaraf etmek gerekir. Evrimin geçersizliği konusu her anlatıldığında bu yönde ilmi faaliyetlerimiz de bizim çok fazla olunca yapacakları şey dozunu artırmak oluyor sahte propagandalarının. İnsanları kandırma metotlarını daha da çeşitli yönlerde artırmaya çalışıyorlar. İşte böyle bir durumda davetçiler ne yapıyor? Ya sansasyonel bir iddia ortaya atıyorlar. Yine herhangi bir hayvanın fosilini getirip işte bu atamız diyorlar ama hiçbir delil yok ya da söylediğim gibi ara geçiş fosili yok. Ya da işte kayıp halka bulundu tarzında haberler oluyor. İşte dediğim gibi aslında hipnozla kendi muhafazakar olarak tanıtan basın ve televizyonlar da yayınlıyorlar bu tip haberleri. Büyünün ortadan kalkması için sahte ne varsa gündeme getirirler. Soyu tükenmiş canlı fosillerini bu sahte propaganda için kullanırlar. İşte Darwinist bilim adamları devreye girer, televizyon programları yaparlar. Darwinist dergiler, belgeseller hep bu haberlerle elden geldiğince desteklenir ama hepsi sahte propagandadır. Örneğin bu paniğin etkisiyle ortaya atılmış artık komedi şeklinde bir sahtekarlıktır. Bir lemur fosili alınıp gayet sakin insan atası olarak bütün dünyaya ilan edildi. Hatta dünyanın 8. harikası olarak tanıtacak kadar ileri gittiler aslında. Bayağı bir yaygara kopardılar. Ama sonra pek çok Darwinist söz konusu yaygaradan ne kadar utandıklarını itiraf etmek durumunda kaldı. Özür dilediler. Artık İda'nın yalnızca bir lemur olduğunu açıklamak durumunda kaldılar. İda tek bir örnek de değil. İda'nın ardından Ardi'yi çıkarttılar. Ardi'de benzer yaygara koparttılar. Bu fosil için de ne dediler? Bu bir maymun fosili sonuçta. Bu maymun fosilinin insanın atası olduğunu ilan ettiler. Fakat tabii yine kısa bir süre sonra onun da yalnızca bir maymun olduğunu açıklamak durumunda kaldılar. Tabii şimdi basına o dönem bakalım. Ardi ve İda'nın sahtekarlıkları birçok basında çıktı. Sahte haberlerle işte evrim propagandasını devam ettirebilmekti amaç. Ben bir iki tanesini okumak istiyorum. Mesela John Hopkins Üniversitesi'nden, Doğa Tarihi Müzesi, paleontologlarından Chris Burke. Bu fosili bize inandırmak istediklerin aksine, burası önemli, ne maymunlarla ne de insan ile bir bağlantısı yoktur. Duke Üniversitesi'nden paleontolog Richard Kay, İda'nın kayıp halkı olduğuna dair iddiaları destekleyecek elde hiçbir bilimsel analiz olmadığını yani hiçbir delil olmadığını, bu çok önemli, açıkça itiraf etmektedir. Birine diyor, bize inandırmak istediklerinin aksine ne maymunla ne de insanla bağlantısı yok diyor o fosilin. Diğeri, yani hiçbir delil olmadığını açıkça itiraf ederim diyor. Evet, Darwinist propaganda yöntemlerini bilmek çok önemli. Onun için ben de hocamızın bir kitabını tanıtmak istiyorum. Darwinist propaganda yöntemleri diye. Şu anda ekranda görebilirsiniz inşallah. Bu kitapta Darwinistlerin propaganda yöntemleri çok detaylı anlatılmış. Darwinizm mutlaka başarısız olacaktır. Bu Allah'ın değişmeyen kanunudur. İstediği kadar başarılı görünmeye çalışsın, istediği kadar dünyaya hakim olsun, istediği kadar geniş kitlelere ulaşıyor gibi görünsün. Her batıl din gibi Darwinizm'in mutlaka yerli biri olacaktır. Allah'ın kanunudur bu. Allah'ın kanunu değişmez inşallah. Evet, çok güzel söyledin Gülay Hocam. Evet kardeşlerim, programımızın sonuna geldik. Programımızın başından beri konuştuğumuz gibi Darwinist propagandayı deşifre etmek çok önemli. Kardeşlerimiz de bu konuda yardımcı olsunlar. Bu konuyu çok iyi öğrensinler ve mutlaka Darwinistlerin bu yöntemlerini deşifre etsinler. Çünkü bunun bilinmesi insanların şuurunun açılmasına ve neyle karşı karşıya olduklarını bilmelerine vesile olacak. Tabii inşallah. Evet kardeşlerim, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah hayırlı ve bereketli günler nasip etsin inşallah.